HP 137 makine yazılım atacağız arkadaşlar. Yazılım atmadan önce bunun versiyonunu öğrenmemiz lazım. Yani bu makineye yazılım atılıyor mu, atılmıyor mu? Çünkü yüksek versiyonlarda atılmıyor. Şöyle hızlı bir şekilde menü kare 193 kareye bastığınızda mesela V382-01-02 yazmış burada. Bu düşük versiyonda. Ayrıca şöyle şuradan da WhatsApp'tan da bir program yollarsak buradan da bakabilirsiniz. Sitemizde de var. Oradan da indirebilirsiniz. Şöyle bir program. Bunu çalıştırdığınızda USB kablosu takılı olacak bilgisayara. Şuradan sistem oku diye var. Sistem oku dediğinizde makinenin bütün bilgileri bu ekrana gelir. Yani makinenin seri numarası, kurum numarası, bir de versiyonu. Bizim için olan şu 3 tane, yani yazıcının seri numarası, versiyonu, sürüm dediğimiz, bir de curum numarası. Bunları bize şöyle yapıp kaydedip yollarsanız biz size dosya oluşturup atacağız. Şuraya şöyle yaz. Makine modelini de yazın. Seri numarası. Sürümü. Bu da curum numarası. Bir de makine modeli HP 137. Demeniz yeterli. Yani bu 3 tanesini bize yollarsanız WhatsApp'tan biz size bir tane dosya yollayacağız. Yani şöyle dosyalar yollayacağız size. Şöyle 2 tane dosya gelecek. Seri numaralı dosya, bir de USB gelecek. Şunu bunun üstüne sürükleyip yazılım atacağınız. Ondan sonra makineniz çipsiz çalışacak. Ama şöyle bir şey. Bu makinenin dediğim gibi ilk önce şunları bize iletmeniz lazım ki dosya oluşturalım size. Bunlarda yüksek versiyon var. Mesela ben daha önce not almıştım. Yüksek olmayan versiyonlar. HP 137. Mesela şuraya kadar olan kısım uzaktan bağlantıyla oluyor arkadaşlar. Şuraya kadar olan kısım. Ama mesela 14, 15, 16, 17 bu gelmesi gereken. Yani şu versiyonsa anakartı yollamanız veya makineyi bize yollamanız lazım. Yani bu şekilde yüksek versiyon olanlar olmuyor. Sadece düşük versiyonlar uzaktan bağlantıyla oluyor. Öbür türlü anakarta bize ulaştığınızda yapıyoruz onu. Şimdi makineye nasıl yazılım atılır onu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle şunları kaldıralım. Şöyle 2 dosya yollayacağız size. Şu 2 dosya. Şunlar kalıyor. Şöyle 2 tane dosya gelecek. Burada makineyi servis moduna alacağız. Yani makineyi tamamen kapatıp hatta şöyle fişten de çekebilirsiniz. Komple elektriğini kesip burada 2 tane düğme var. Açma kapatmayla çarpı düğmesi. Bu 2 düğmeye basarak böyle arka arkaya, sonra iptali arka arkaya bastığınızda white image diye bir yazı geliyor. White image'ı gördükten sonra makineye böyle sürüklüyoruz. Ondan sonra noktacıklar çıkıyor, kayboluyor. Burada da program diyor. Saymaya başladı. Bittiğinde makineniz yazılım yüklenmiş oluyor ve çipsiz bir şekilde çalışıyor. Artık çip derdinden kurtulmuş oluyorsunuz. Artık sadece toneri doldurmanız yeterli olacaktır. Yani kontür baskı adeti sayan çipiniz kalmayacak.